Merhabalar, Levent Üzümcü ile Artı TV'de, Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hoş geldiniz. İyi pazarlar. Umuyorum dünyanın neresindeyseniz pazarınız iyi geçiyordur, iyi geçmiştir. Kendinizi yeni haftaya iyi hazırlamışsınızdır. Kültür sanat konuşuyoruz. Sanatın yedi dalını, ara dallarını konuşuyoruz. Müzikten, resimden, yazından, heykelden, danstan konuşuyoruz. Bu programımızda tiyatrodan konuşuyoruz ve çok değerli insanları buraya konuk ediyoruz. Hepsi yapmış oldukları sanatta hem bir sanatçı hem de o sanatın aynı zamanda emekçisi. Bugün de çok ilginç bir konuğum var. Aslında konuğum şahsen ilginç bir konuk değil ama yaptığı işle biraz ilginç. Çünkü dünyada çok az enstrüman, erkek enstrüman olarak bilinir. O enstrümanlardan da herhalde en erkeksi olanı trompettir. Ama karşımızda bir kadın trompetçi var. Deniz Özak karşımızda. Deniz, hoş geldin. Merhaba Levent Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Lütfen bana Levent de. Tamam, biraz zorlanacağım ama diyeceğim. Tamam. Tamam, lütfen senden rica ediyorum. Çünkü biz seninle tamam. Hemşeri sayılırız. Sen de Eskişehir'desin yıllardan beri. Evet. Haksız mıyım? Evet. Evet, ben Eskişehir'de. 2010 Aralık'tan beri Eskişehir'de çalışıyorum, evet, yaşıyorum. Benden daha fazla bulunmuşsun yani Eskişehir'de. Benim bulunduğum 4 yıl, hadi gidiş gelişlerimle toplasam 5 yıldan çok çok daha fazla bir zaman. Ama sen Ankaralısın değil mi? Ben Ankaralıyım. Çok da fanatik bir Ankaralıyım. Ama Eskişehir'i de çok seviyorum yani. Çok güzel bir şehir Eskişehir. Ben de çok seviyorum. Bir de evet. Tabii sen 2011'de tanıdın Eskişehir'i. Ben senden 20 yıl önce tanımıştım Eskişehir'i. Eskişehir'i o evet. Zamanlar görseydin, şimdi görseydin, bir zaman makinesine koysaydım seni, inanamazdın, gözlerine inanamazdın. Bir tipik Moskova'da ve yine Eskişehir'den o sanat dünyasından olan, o dünyadan olan arkadaşlarımla ne zaman programa konuk etsem onları mutlaka Eskişehir'den bir konuşmak istiyorum böyle. Çünkü çok fazla anım var. Gittikçe güzelleşiyor Eskişehir, evet. Peki Deniz, programı açarken de söyledim. Bazı müzik aletleri genellikle erkeksidir. Bazı müzik hı-hı. aletleri. İşte kanun mesela bunlardan biridir. Değil mi? Senin aklına trompet bunlardan biridir. Trombon, konturbas da bunlardan bir tanesidir. Genellikle işte bunlar çok erkeksi müzik aletleri. Peki çok küçük yaşlarda gittiniz konservatuvara. Sınıf arkadaşların evet. ve sen. Evet. Sen direkt trompete mi girdin yoksa nasıl oldu bu süreç? Biraz anlatır mısın? Tabii şöyle, normalde ben konservatuara girmeden önce trompetle ilgili gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Çünkü dediğiniz gibi trombon olsun, trompet olsun, korn olsun, yani bakır enstrümanlar özellikle. İşte davul, bas gitar gibi enstrümanlar hep erkeklerle özdeştirilen enstrümanlardı. Ben de dolayısıyla ben bu arada memur bir ailenin ilk sanatçı ya da müzisyen bireyiyim diyebilirim. Yani herhangi bir fikrim yoktu. Dolayısıyla okula girdiğimde dedim ki ben keman çalmak istiyorum. İlk başta kemanla başladım ben. Ondan sonra genellikle de zaten hani toplum böyle %70'i 80'i ya keman ister ya piyano ister ya flüt ister. Hep gözlemlediğim bu, şu an derste veriyorum, oradan da biliyorum biraz. Ondan sonra sınava girdim. Kulak sınavını kazandım. Dediler ki hangi enstrümanı istiyorsun? Onlar seçtiler. Dediler işte boyum uzun olduğu için kontrbas çok uygun. Fakat parmaklarım çok ince. İşte kontrbas uygun değil derken en büyük kontrbas biliyorsunuz. Violonsel, viola, keman. Böyle en büyüğünden başladılar. Yok violonsel de olmadı. Viola da olmadı. Biz seni kemancı yapalım falan. Sen de istiyorsun falan. Ben de, tamam hocam siz nasıl uygun görürseniz falan dedim. Kemana başladım. Aradan böyle bir iki sene geçti. Ben kemanla anlaşamıyorum ama kesinlikle anlaşamıyorum. Yani kimyamız tutmuyor. Hocamla konuştuk. Dedim ki ben istemiyorum keman. O da dedi zaten çok uygun değilsin filan. Ondan sonra trompete geçişim benim çok böyle gariptir Levent Bey. Yani şöyle
Bütün enstrümanları oradan çıktık. Bütün enstrümanlara girdik. İşte fagot ister misin? Dişlerin çok uzun. Yok dudakların çok kalın. Bir sürü bir şey söylediler bana. Hiçbiri uygun değil. Bazı hocalar okulda değil. Aha, kalın dudak mı? Trompet. Falan böyle. Aslında ince dudak makbul bu arada. Geleceğim oraya. Neyse. Ondan sonra ben artık dedim ki. Normalde ince dudak makbuldür. Aynen. Çok tiz bir enstrüman olduğu için. Ağızlık da çok küçük olduğu için. Ne kadar inceyse o filan. Neyse ailem yanımda. Beni okula hazırlayan hocam yanımda. Artık ben dedim ki ay yeter istemiyorum. Bütün kulağı iyi olanlar da konservatuvarda okumayı versin moduna geçtim. Sonra bir baktık trompet hocam geliyor tam okulun bahçesinde karşıdan. Tamamen böyle tesadüf. Yanımda da beni okula hazırlayan hocam var. Günay'a günaydın çok severim. Dedi ki aa dedi Ekrem hocam dedi bakın böyle bir şey var kız var dedi işte kemanı çok sevmemiş trompete uygun mu ağzı falan dedi böyle. İşte ben dişimi açtım genetik olarak çok geç çıktı benim dişlerim dişim birkaçı yok çok komik bir ortam oldu o sıra falan. Neyse o da dedi ki işte Louis Armstrong'u tanıyor musun dedi. Louis Armstrong da çok ünlü bir caz trompetçisidir. Ben de böyle durdum 12 yaşındayım yani çok küçüğüm Louis Armstrong'u da tanımıyorum. Evet dedim astronot dedim Neil Armstrong da böyle şeyi karıştırıp böyle gülme böyle kahkahayı patlattı hocam. Tam dedi bir trompetçi fırlamalığın var senin tamam dişlerim de çok uygun direkt başlıyorsun dedi. Ve gerçekten ben Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bahçesinde hocamla böyle garip bir ortamda falan karar verip trompeti geçtim. Yani çok enteresan bir ortam oldu yani böyle annem şaşkın babam şaşkın falan ve şu an hani hayatımın her şeyini trompet oluşturuyor. Düşününce çok garip değil mi? Geçmişe dönüp bakınca şok içindeyim yani. Yani aslında ne kadar da o binaya girmiş olman aslında işin çözümü. O binanın içerisinde mutlaka kendine uygun bir şeyi bulacaktın. Çok arkadaşımız var. Özellikle flütçülerden oyuncu olan. Senin de çok iyi bildiğin gibi. Ya mesela flütçü ama... Hemen oyuncu oluveriyorlar ve çok iyi aktörler çıktı flütçüler arasından. Ben birkaç tanesini tanıyorum yan flütçülerde. Çok böyle şeyler var ama sizin mesleğinizin içinde bilinen mutfağın çok fazla konuştuğu, bizim de aynı binalarda okumuş olmaktan dolayı aşina olduğumuz, işte biyolacılar şöyledir, kemancılar böyledir. Biyolacılar şöyledir. Yani çok yakın bir biyoloji arkadaşım var. Yani biyolacıların ne kadar böyle... acık kaba saba mı diyeyim onlara birazcık geç algılıyor mu diyeyim öyle bir tavırları olduğunu söyler biyolojileri tromboncuların tabii da fırlama olsun. Olduğu için senden öğreniyorum peki diğer müzik aletlerini nasıl tanımlarsın yani şunu çalanlar genellikle şöyledir biz aramızda böyle deriz diye biraz mutfaktan konuşalım yani şimdi ha o zaman kulise mi girdik mutfağa girelim Ya şöyle ben eski kemancı olduğum için yaylılarla da çok aşinayım açıkçası. Çok inanılmaz disiplinliler ve böyle kimyamız uymadı dediğim şey biraz da o. Ve benim trompet hocamın ben de beğendiği şeydi. Ha, sen fırlamasın sen trompet olursun falan gibi. Ama kemanda mesela hep yadırgandım mesela. Kemancılar her zaman için orkestranın her zaman için en önde durup en disiplinli işte en çok onlar çalışıyorlar falan gibi bir durum var. Öyle bir algı var falan. Viyolacıları biliyorsunuz zaten. Hani keman mı küçük, viyolacıların kafası mı küçük falan böyle espriler sürekli. Bitmeyen espriler. Hatta kiminle konuşsam hani Deniz ne olur viyolacı esprisi yapma artık yeter burama geldi falan diyorlar viyolacı. Eski ev arkadaşlarım falan. Kontrbasçıları çok severim. Kontrbasçılar her zaman için bas enstrüman çaldıkları için çok fazla göz önünde olmazlar. Çok fazla soloları olmaz. O yüzden böyle sakin yapılı bize göre parantez içinde çok daha normal kalabilmiş arkadaşlarımızı inanılmaz severim. Cello şimdiki aklım olsa hani trompeti dışında tutarak söylüyorum. Kemandansa cello'yu seçerdim. Sesini gerçekten çok beğeniyorum. Onun dışında obacılar çok mesela şey olurlar. İlk la'yı veren yani mesela orkestraya gittiniz konserde oturacaksınız. İlk la'yı veren enstrüman obadır. Hepimizin akort sesini aldığı la'yı. Onlar da mesela çok takıntılı olurlar. Çünkü ilk la'yı o veriyor. Biraz da nefesli enstrümanların şefi gibidir diyebilirim. Nasıl kemanların şefi konsertmeisterse nefeslilerin şefi de biraz obacıdır. O yüzden o sorumlulukla birlikte biraz böyle gerginlik hisseder. Benim en sevdiğim, ben
trompet için biz de çok tiz enstrüman çaldığımız için biz de biraz göz önündeyiz ama tromboncuları çok severim. Hem kardeş enstrüman olduğumuz için hani şu var ya trombon. Ondan sonra hem de trombonu da Levent Bey inanın böyle artık şey ezbere sürekli şey anlatıyorum. Trompet, trombon farkı falan hani şey otomatiğe bağladım. Çok... Ne olur kusura bakmayın yani. Trompetle trompet aslında çok karıştırılan. O zaten ondan yani usanmadan anlatıyorum. Herkes öğrensin istiyorum. Çünkü. Trompet bu. Trompet ise benim kaldı. Bir farkı. Trompet bu. Trombon bu diye. Trombon bu. Yani bu çok yani gerçekten 20 yıldır bu şekilde anlattığım için lütfen affola yani. Lütfen rica ederim lütfen. Ey Allah'ım ya. Biraz orkestranın içine girdik. Tabii mutfağına girdik tamam. Biraz orkestranın. Benim hep her zaman böyle özellikle senfoni orkestrası büyük bir orkestra. Ve bu orkestranın içerisinde pek çok müzik aleti var. Ve bunların bir ahengi söz konusu. Bir bestekar, bir besteci tutmuş kafasında bu senfonileri bestelemiş. Onlar da zaten normal kafadaki adamlar değiller yani. Beethoven'lardan bahsediyoruz, Mozart'lardan bahsediyoruz, Debussy'lerden bahsediyoruz. Hani zamanına artık günümüze gidene gelene kadar kimler var, kimler var, kimler var. Şimdi bu insanlar çok önemli kafalar ve kafalarındaki şeye sormuşlar Mozart'a, üstad en çok neyle zorlanıyorsunuz diye kağıda yazmakta zorlanıyorum demiş. Çünkü beste kafada zaten. Ve yani düşünsenize türlü türlü müzik aletlerini öne çıkarttıkları şeyler de var. Acaba trompet için trompetin öne çıktığı besteler var mı? Evet çok var. Yani şöyle söyleyebilirim. Trompet orkestrada şöyle bir enstrüman. Genellikle besteciler. Bu arada şunu da belirteyim. Benim kayınpederim de Muammer Sun rahmetli oldu. Yani bestecilerle ilgili de hani çok nasıl diyeyim konuşmuşluğum var. Hocaların hocasıdır Muammer Hoca falan. Hani hep konuştuğumda hani bildiğim şeyler doğrultusunda da bir şey söyleyeceğim. Şöyle önce yaylılarla başlıyor genellikle besteciler. Tabii bestecisine göre de değişiyor. Bir duygu var. Kafasında bir fikir var bestecinin. Onu aktarmaya çalışıyor. Sonra biliyorsunuz yaylılar biraz daha hani daha sakin falan. Ondan sonra işte onlara tahtalar yani o boğa flüt falan eşlik ediyor falan derken en sonunda bestecinin ben daha da istiyorum dediği böyle bir tabiri caizse ihtiraslandığı bir bölüm geliyor. Orada genellikle biz bakır enstrümanlar, trompet, trombon, korna sürekli çalıyor da özellikle biz timpani vurmalılar falan devreye giriyoruz. Hatta bunu daha önce de belirtmiştim ben böyle çalarken böyle milletin ödü patlıyor böyle uyanıyor falan öyle şeylerle çok karşılaşıyorum böyle göz göze geliyorum çünkü o sırada o seyirciyle böyle. Onun ödü patlıyor. Ben böyle güleceğim gülemiyorum falan gibi şeyler oluyor. Bence trompetin yeri bu. İnsanları biraz böyle heyecanlandırmak, biraz daha böyle duyguları biraz daha yukarı taşımak diyebilirim kısaca özetlemem gerekirse. Ama mesela Mozart bunu bu şekilde yani her bestecinin farklı şekilde kullanıyor ama ne diyeyim genel amaç bu diyebilirim. Peki dünyada pek az kadın trompette isim yaptı işte Alison Belson gibi pek az kadının isim yaptığı bir müzik aletinden bahsediyoruz. Bu kadar gerçekten az mı trompetle ilgilenen kadın? Çünkü ben şimdi yeni çıkan gruplara bakıyorum mesela işte ska yapan gruplar da dahil olmak üzere çünkü trompet caz kökenli bir alet olduğu için ya da caz trompeti çok sevdiği için öyle söyleyelim. O tarz müzikte de bizim günümüze ulaşan daha pop temelli olan başka işte regilerde işte dediğim skalarda çok kullanılan bir müzik aleti. Birçok şeyde kullanılıyor. Müziğin birçok türünde kullanılıyor. Çok da geçişken bir müzik aleti o yüzden. Bakırlar içerisinde özellikle o. Dünyada bu kadar az kadının isim yapması ve bu kadar az kadının bunu tercih ediyor olmasının nedenini nasıl görüyorsun? Bu gerçekten benim çok üzen bir şey bu arada. Alison Balsam var. Bir de mesela Norveçli bir trompetçi var. Dünya çapında ünlü olanlardan bahsediyorum. Tine Tinkelset diye okunuyor bu
Nordik isimleri çok rahat okuyamıyorum. Yani daha doğrusu bilmiyorum nasıl okunduğunu. Sorun değil, bir tek onlar okuyor onları zaten. Çizgiler mizgiler, onları bilemiyorum filan. Yani düşünsenize, ben şu an iki tane sayabildim. Ya bu çok acı bir şey. Bir şekilde biraz göz alışkanlığıyla da alakalı. Ben hani trompet çalmaya başladım, araştırıyorum. Yok, kim ara yani, hepsi dahi yani, Miles Davis'ler diyoruz, işte atıyorum Wynton Marsalis'ler diyoruz. Yani çok ünlü insanlardan bahsediyoruz ama insan tabii ki de biraz daha kendine, biraz daha farklı olanı arıyor. Özellikle çocukken, hadi şimdi büyüdüm tamam ama hani çocukken niye yok, niye yok falan, bu benim dikkatimi çekmeye başladı. Ondan sonra bir de bizim okulda, Hacettepe Üniversitesi'nin konservatuvarında şöyle bir algı vardı. Hani mesela kadından iyi bakır enstrümancı olmaz. Bu böyle atasözü gibi kulaktan kulağa yayılıyordu. Biraz da böyle inatçı bir yapım var. Bir kulağımda o, bir kulağımda o derken bir anda dedim ki neden? Neden yani kadınlar olmuyor? Hani ne eksiğimiz var? Ha, biraz kas eksiğimiz olabilir. Biraz çünkü kondisyona bağlı bir enstrüman, trompet, trombon filan. Ama hangisi değil ki, keman da öyle. Bana keman hocam diyordu ki 8 saat çalışacaksın günde diyordu. Yani başka türlü başarılı olamazsın diyordu. Dolayısıyla böyle bir nedenini bilmemekle birlikte, kaldı ki dünya üstünde de Türkiye'deki gibi bence, ama Türkiye'de ekstrem boyutta. Size sayılı sayabilirim saydesiniz trompetçi, çok sevdiğim kadın arkadaşlarım orkestralarda çalan. Dünya üstünde de böyle ne yazık ki, ama sebebini bilmiyorum, sadece bu konuda. Yani bedensel bir şey olabilir mi diyorum, acaba ciğerle ilgili, dudakla ilgili? Öyle düşünüyorum zaten. Ha, böyle bir şey mi? Hele ben bir... Fiziksel bir... Bence değil. Mesela ben zayıf biriyim. Genellikle işte çok şişman erkeklerden çok daha iyi olduğu düşünülüyor. Fakat ben zayıf biriyim ve uzun boylu zayıf biriyim. Hani şu an ben çok iyi çalıyorum gibi olmasın bu, ama hani yapan yapıyor. Yo, bence olsun, tamamen canım. İrade. Ha, olmasın. Olsun olsun. Hiç hoş olmaz. Olsun, hani olsun. İrade. Ama sen bana bir söylesin. İrade en önemli şeylerden biri. Yani ben bunu kafama koydum. Her sabah kalkacağım, işte saat 8'de trompeti elime alacağım, çalışacağım. Bütün çocukluğum böyle geçti benim. Böyle olmasaydı olmazdı tabii ki. Ama biraz da inat da var bu arada bunun içinde Levent. O kesin var. Ben anladım zaten seninle konuşurken onun yanına girdiğini. Peki bu bakır aletlerin ortak bir özellikleri var. Çok hacimli müzik aletleri ve çok ses çıkarıyorlar. Evet. Nasıl bir çalışma ortamı ayarlıyorsun kendine? Eskişehir'de dağlara yakın bir evde mi oturuyorsunuz? Ne yaptınız? Levent Bey, sormayın. Bu gerçekten 25 yıldır kanayan yara benim için. Şöyle ki ailem tabii ki de çok destek oldu, ama komşularım tabii ki ailem kadar destek olmadılar yani bu konuda. Sürekli dan güm 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 falan. Hani bir de öğrenme süreci birçok enstrüman için çok sancılıdır. Hani trompet çok volümlü olduğu için ekstra sancılı, ama hani kemanda derler işte gıy gıy gıy. Öbüründe der garç 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 falan. Hani hepsinde bir sıkıntı var. Bizde de bangır gümbür falan, böyle bağırta bağırta falan başlanıyor ne yazık ki. Ben sürekli evde çalışamayacağım için saat işte 6.30'da kalkıp saat böyle okula gidip, ve evimle okul arası çok uzaktı. Trompet saat sabah saat 8'de elimdeydi. Hep okuldaydım yani. Neredeyse deyim yerindeyse okulda yaşadım diyebilirim. Okulda kaldığım günleri biliyorum, yurtta kalmamış olmama rağmen. Ve o dönem yurtlar da vardı. Öyle bir çok güzel bir sinerji vardı okulda. Hani özellikle brass enstrüman, bakır enstrümanlar yani hep okulda kalıyorlardı. İşte hadi gel düet çalalım. Aa işte benim dudağım yorgun, yok ben çalamam falan gibi bir sinerji. Sonra yurtlar yıkılınca ne yazık ki bu sinerji yok oldu. Çok çok üzüldüm. Bir de size komik bir anımı anlatayım. Bir arkadaşımla böyle yazın da çalışıyorum bu arada. Tatile gidiyoruz, işte yazın bırakmamamız lazım, kondisyon işi sonuçta filan. Neyse, bir arkadaşımın yazlığına gittik. Dedik ki biz burada çalışamayız, bam güm nasıl üfleyeceğiz falan. Dedik ki şey, şurada bir dağ var. Siz deyince aklıma geldi bu anım bu arada. Gerçekten dağ demeyeyim de tepeye çıktık. Ben trompetçi, o tromboncu falan. O andan sonra işte çalışıyoruz yani. Zaten doğası gereği çok yüksek volümlü bir enstrüman. Çalıştık. Bir iki saat falan oldu. İki saatin sonunda karşı apartmandan bir adam çıktı böyle. Ay dedi, yeter be, datlara datlara bıktık artık. İşte biz buraya tatile geldik. Ama nasıl bağırıyor?
Levent Bey, ben böyle yani utançtan şöyle saçlarımı falan koş koş falan diye böyle yuvarlana yuvarlana dağlardan tepelerden böyle günler geçti yani. Şimdiki aklım olsa adam açıklarım bu durumu. Hani gidip bakın böyle bir enstrüman falan. O zaman çocuğuz tabii hani utanıp kaçtık gittik falan. Hiç çalışma yeri çok sıkıntı diyebilirim. Peki bu Brasseyiz'i kurma hikayeniz biraz birbirinize destek olmak mıydı yoksa aletlerinizi tanıtmak mıydı? Şöyle biz işte ben kaç 12 yıldır Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası'nda çalışıyorum. Arkadaşlarım benden de eski. Destek olmaktan ziyade ben Ankaralı olduğum için, Hacettepe mezunu olduğum için Ankara'da birçok grupta yer aldım. Fakat Eskişehir'de bir grupta yer almak istiyordum. Yani hatta o grubu da kendim kurmak istiyordum. Hatta bu Brasses'i de ben kurdum ve çok mutluyum bu anlamda yani. Çok iyi anlaşıyoruz. Şimdi 12 yıl birlikte çalışınca daha şöyle bakıyorum. Ben bakınca hemen benim forte hadi çalalım dediğimi anlıyorlar. Hani bir şey konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Ne kadar çok birlikte çalarsanız o kadar uyum sağlıyorsunuz. Hem entonasyon olarak hem genel olarak diyeyim. Dolayısıyla dedim ki böyle böyle bir grup kuralım. Siz ne dersiniz? Hepsi arkadaşlarımın hepsi işte ekranda var. Alper, Orçun, Eray ve Kaan. Dediler ki çok seviniriz. Hatta gurur duyarız falan. Kurduk. Bir sürü konser verdik. Hala da devam ediyoruz konserlerimize. Yani buradaki en önemli şey uyum. Belki hani ne bileyim hani siz benden daha iyi bilirsiniz. Hani böyle sahnedeki uyum, kast seçimindeki uyum falan. Bizde de aynı şey sonuçta. Hani ben ona bir şey söylüyorum ve ben lep demeden leblebi anlıyor olmaları benim için çok önemli. O yüzden Brasses bu şekilde kuruldu diyebilirim. En yakın arkadaşlarım hem de iş arkadaşlarım gibi. Ne kadar güzel. Peki enstrümanınla her gün çalışma imkanı bulabiliyor musun hala? Buluyorum. Şöyle biraz şansa kalıyor. Ankara'daki evde mesela müstakil olduğu için rahat çalışıyorum. Fakat Eskişehir'deki evimde çok çalışamıyorum. Genellikle senfoniye gidiyorum Eskişehir'de. Orada odalarımız var. Sağ olsun Sayın Yılmaz Büyükerşen bu konuda çok özenli. Hepimizin ayrı odası var falan. Çalışıyorum. Genellikle dediğim gibi provalarımız 10.30'da başlıyor bizim. 9.30'dan 10.30'a kadar kendi ısınmamı yaptıktan sonra provaya giriyorum. Bittikten sonra da akşam tekrar dudağımı dinlendirip tekrar akşam senfoniye gidip bir kere daha çalışıyorum diyebilirim yani. İsteyen her şeyi yapıyor Levent Bey. Yani tabii ki imkan zor. Sürekli akşam ben de hani gidip ister miyim? Evimden, sıcacık evimden, yuvamdan çıkıp televizyon izlerken hayır ama isteyince oluyor yani. Peki genellikle senfoni orkestrasından müzik aleti, senfonik orkestrasının bir parçası olan biriyle çok fazla program yapamıyorum. Benim öğrenmek istediğim, seyircilerimize aktarman için hem de benim öğrenmek istediğim bir şey var. Bu yapmış olduğunuz bütün bu çalışmalardaki ahengi sağlayabilmeniz için bestecinin hayalindeki maestro'nun düşlemiş olduğu o ahengi sağlayabilmek için ne kadarlık bir çalışmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Çok göreceli bir soru sordunuz. Yani genellikle ne kadarlık çalışmaya ihtiyaç duyduğumuzu maestro tavırlarıyla belirliyor. Yani beğenmezse emin olun onu anlıyorsunuz ve böyle 70 kişilik 80 kişilik bir orkestra içerisinde rezil olmaktansa atıyorum bir saat çalışmam gerekiyorsa ben 2 saat çalışıyorum. Hele ben bir de solo enstrüman çalıyorum yani hani yaylılar tutti yani hep birlikte çalıyorlar. Biz ama tek tek duyuluyoruz solo enstrüman çalıyoruz. Bir de süresinden ziyade çalışmanın istikrarı bence daha önemli. Yani her gün mesela 1 saat çalışayım ya da 2 saat çalışayım. Tabii bunu 25 yılın sonunda söylüyorum. Başlarda 1 saat çalışmıyorduk. İstikrar çok önemli çünkü bunu nasıl örnek? Sporda da öyledir ya Levent Bey. Böyle bir bırakırsınız bir anda bütün hani kondisyonunuz gider. Bizimki de aynı hesap. Bıraktığınız anda bu kondisyon dediğiniz şey bitiyor. Bizim de bütün olayımız kondisyon diyebilirim. O yüzden tam 1 saat vermiyorum ama kendim için söylemem gerekirse
Yani 20 yılın sonunda ben günlük kendi egzersizlerime 1-1,5 saat ayırıyorum hiç durmadan, aralıksız çalışıp. Ondan sonra provamı yapıyorum, sonra da kapatıp eve gidiyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Bu benim için geçerli. Şahane bir şey bu. Peki bu çalışmalarınız esnasında kendinizle kurmuş olduğunuz, arkadaşlarınızla, enstrümanınızla birçok ilişki zinciri var burada. O ahenge bu da katılıyor. Mesela bununla ilgili belki tabii ki egzajere edilmiş bir halidir. Benim bildiğim tek dizi Mozart in the Jungle. Hani hem benim işimi konu alıyor, hem senin işimi konu alıyor. Çok güzel. Mutlaka. Çok, ben de çok başarılı bulmuştum. Çok ilginç bir diziydi anlatım olarak. Orada mesela gerçeklik payı ne kadardı? Anlatılan bir orkestra ile ilgili anlatanların gerçeklik payı ne kadardı? Ya şöyle, orada bir oboa sanatçısı konu ediliyordu biliyorsunuz. Başrolde oboa sanatçısı bir kız vardı. Orkestra ortamı içerisinde evet dediğiniz gibi biraz egzajere olsa dahi doğruluğa yakını %99 diyebilirim. Çünkü mesela o kız ilk başta gidiyor provaya, işte kötü çalıyor, kötü çalınca herkes ona bakıyor, gülüyor, ediyor, işte kız utanıyor falan gibi hani detaylar vardı. Şu an diziyi anlatmayayım burada tabii ama hani ama o tarz şeyleri biz de yaşıyoruz. Dediğim gibi rezil olmama kaygısıyla sürekli bir çalışma. Hani bir de bunun sonu yok. Dediğim gibi hani böyle ay iyiyim, tamam ben artık oldum falan gibi bir şey yok. Çünkü iyi olmanın sonu yok falan. Ama dizi bence %99'a yakın gerçekti. Orada caz müzisyenleriyle alakalı şeyler de söyleniyordu. O kadar bilgim yok. Ben caz müziğiyle ilgilenmediğim için, o kadar ilgilenemediğim için diyeyim. O kadar bilgim yok ama klasik müzik adına bayağı bir doğruydu. Ve böyle insan kendini görünce bir gülüyor ya hani, aa evet böyle oluyor falan gibisinden. Tam olarak o diziyi öyle izledim gerçekten. Peki sen de yurt dışına gidiyorsun. Yurt dışında konserlere katılıyorsun, festivallere katılıyorsun. Orada izlemiş olduğun, kendi enstrümanınla izlemiş olduğun insanlarla kendini kıyaslıyor musun? Ya da kıyaslıyorsan nerede görüyorsun? Orada izlediğim enstrümanlarla, yani trompetçilerle diyorsunuz. Evet, evet. Kıyaslıyorum. Şöyle kıyaslıyorum. Bir kere benden seviye olarak çok çok yüksekse, ah keşke onunla bir ders yapabilsem, bir workshop yapabilsem diyorum. Eğer bana yakın bir seviyedeyse hemen tanışmak istiyorum falan. Hani insan tabii ki hemen tanışmak istiyor. Çünkü aynı dertleri paylaşıyoruz sonuçta. Hani ay dudağım yoruldu diyorum. Hani en basitini söyle. Ay dudağım yoruldu diyorum. O da evet benim de diyor. Yani bu evrensel bir sorun mesela bu, anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela aynı dertleri hemen yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Fırsat buluyor muyum derseniz her seferinde bulamadım. Deniz, bir şey öğrenmek istiyorum. Deniz Bozalp Özerk ne dinler? O ne izler? Sanatla ilgisi ne kadardır? Yani onun için sanat sadece bir senfoni orkestrasındaki bir trompetçi olarak trompetiyle kurduğu ilişkiden ve orkestranın içerisindeki yerinden mi ibarettir? Yoksa onun için sanat gittiği sinema filmleri, izlediği diziler, gittiği sergiler, dinlediği müzikler midir? O, onların yeri ne kadar ve onlar kimler? Şimdi garip bir şey söyleyeceğim. İlk olarak kendi özel hayatımda inanılmaz derecede klasik müzik dinleyen biri değilim. Çünkü sanki tekrar çalıyormuşçasına bazen strese girdiğim zamanlar olabiliyor. Bu çok garip bir duygu bu arada. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Hani diyorum ki ay dur, orada çok büyük bir trompet solo var. Ben hayatım boyunca bunda strese girdim. Şu an bunu dinlemek modunda değilim dediğim zamanlar oluyor. Bazen de çok keyifli açıyorum tabii ki. Hani değişiyor moduma göre. Ama iyi bir sanat filmi tüketicisi olduğumu düşünüyorum demeyeyim de, iyi bir sanat filmi tüketicisi olacağıma inanıyorum diyebilirim. Yani mesela işte en son böyle Honeyland'ı falan izlemiştim, Bal Ülkesi falan. O tarz böyle gerçek anlamda sanat filmlerinden çok hoşlanıyorum. Tiyatroya çok sık gittim. Özellikle pandemiden önce bayağı bir sık gidiyordum ama pandemiden dolayı biliyorsunuz artık bayağı bir sıkıntı oldu. Ne tür müzik dinler derseniz,
Bu caz ve funk müzik arası çok fazla trompet kullanılıyor biliyorsunuz ikisinde de. Evet. Funk ve caz müziğinden hoşlanıyorum. Hem dediğim gibi biraz kafamı boşaltmama sebep oluyor. Dediğim gibi klasik müzik dinlerken kafamı boşaltmaktan ziyade dolduruyorum çünkü hep bir şeyler düşünüyorum. Nasıl çalmış? Ha, bu soloyu böyle çalmış. Ha, bir dakika falan filan derken insanlar hani klasik müziği gözlerini kapatıp böyle rahatlamak için dinlerken ben bir anda sinir stres falan olmaya başlıyorum. Bir dakika dur, trompet çalışmaya gideceğim şu an falan gibi bir şey oluyor. O yüzden caz müziği dinliyorum. Funk müziği. En çok bu ikisini dinliyorum açıkçası ve çok keyif alarak dinliyorum. Yani günümün birçoğu bunları dinlemekle geçiyor diyebilirim. Genellikle cazın trompetçilerinin ağırlıklı olduğu eserleri mi dinliyorsun? Yoksa her türlü caz parçası var mı? Piyanoyu da çok seviyorum. İşte Bill Evans olsun falan ama genel olarak tabii ki işte Roy Hargrove olsun, bu İbrahim Maalof olsun, böyle bir trompete çığır açan orijinal ya da özgün diyeyim Türkçesiyle insanları dinlemekten çok hoşlanıyorum. Onları anlamaya çalışıyorum çünkü yani hani ne yapıyor şu an, ne düşünüyor, bu soloyu çalarken ne düşünüyor, ben neden onu şu an düşünemiyorum falan diye öyle bir şey düşünüyorum. Yani sürekli bir empati kurmak istiyorum. Aynı şeyi besteciyle de yapıyorum. Fakat dinlerken olmuyor. Çalarken oluyor daha çok. Şu an İzmir'desin. Evet. Bir konser için oradasın. Biraz bilgi verir misin bize? Tabii biliyorsunuz bugün 9 Eylül İzmir'imizin deyim yerindeyse doğum günü. 90, yani düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü. Bir anda böyle bir trompetçi ihtiyacı gelişmiş. Sevgili Rengim Gökmen, şef Rengim hocamız telefon etti bana. Böyle böyle deniz falan. Çok yakın normal Eskişehir'de de çaldığım trompetçi arkadaşım Alper'le birlikte buraya geldik apar topar. Bu konser de zaten Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümüyle alakalı bir konser olmakla birlikte bir yandan da 7 Eylül aslında Ahmet Adnan Saygun'un, çok değerli bestecimiz Adnan Saygun'un şeyi, doğum günü. İki tarih birleştirilip böyle bir konser verildi İzmir'de. Bunun yapılış amacı da aslında yani şey, el ele senfoni orkestrası diye bir senfoni orkestrasında çalışıyoruz şu anda. Bu pandemide kadrosu olmayan sanatçılara biraz daha destek verilsin diye Sayın Tunç Bey'in yaptığı, belediye başkanı Tunç Bey'in yaptığı bir şey, projeymiş bu öğrendiğime göre, evet. Orada çalıyorum. Adnan Saygun'un şey oratoryosunu şu an çalıyoruz. Şey, Yunus Emre oratoryosunu çalıyoruz. Ve Ne Ahmet yazık ki Adnan bugün Saygun çıktı. çalıyorsunuz, değil mi? Ahmet Sahnedesiniz. Adnan Saygun çalıyoruz ve onun Yunus Emre oratoryosunu çalıyoruz. Sayın Rengim Gökmen'le. Bugün aslında bütün İzmir o kadar coşkuluydu ki işte bayraklarla kortejler oluşturuldu bilmem ne falan. Fakat biz ne yazık ki çift prova yaptık çünkü cumartesi günü konserimiz var. Böyle kendi içimde bir mutlu olmazsa korteje katılmayı çok istiyordum. Ama biz de cumartesi günü Adnan Saygun çalarken aynı şekilde mutlu olacağız tabii ki. Çaldığınız sahnenin adı da Ahmet Adnan Saygun yanlış bilmiyorsam. Evet, Saygun Peki sahnesinde ben bir çalıyoruz. şey Yani sormak istiyorum. birçok şey üst üste. Tabii. Deniz, New York'ta sahneye çıktın. Senfoni orkestrası ile birlikte. Biraz ondan bahseder misin? Çünkü herhalde klasik müzik bilgileri yoğunluk anlamında, insan yoğunluğu anlamında bizden daha fazla insana hitap eden bir durumda. Ne hissettin? Yani TRC'ye TRS atıyormuş gibi mi hissettin kendini yoksa nasıldı? Duygularını biraz alabilir miyim onunla ilgili? Ya inanılmaz mutlu oldum. Biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile gittik New York'a turneye ve Washington'a. Orada Avery Fisher Hall'da sahne aldık. Ve bu bahsettiğim yer New York Filarmoni olsun. Hani bütün dünya starlarının da en bilinen orkestraların da konser verdiği bir salondu. Şimdiye kadar unutamadığım tek deneyimdi diyebilirim. Hatta arkadaşlarım için de herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Bir kere akustiği inanılmazdı. Bu anlamda hani keşke Türkiye'dekiler de öyle olsa diyebilirim. Çünkü akustik bizim için her şey biliyorsunuz. Yani hani tamamen sesle iş yaptığımız için biz akustik önemli bir şey. Yani burada böyle bir şey, bir kabuk koyalım geçsin falan gibi görülüyor ama öyle bir durum yok. Yani bu bir bilim diyebilirim. O anlamda çok etkilendim. Bir de dediğim gibi ben yani
benim oturduğum koltukta benden önce işte New York Filarmoni'nin principal birinci trompetçisi oturmuş. İşte atıyorum oraya turneye gelen işte Viyana Senfoni Orkestrası'nın birinci trompetçisi oturmuş falan gibi hisler yaşadım. Biraz duygusal bağlandım o koltuğa, böyle aha çok iyiymiş burası falan oldum böyle. Ondan sonra ve tesadüfi olarak bugün çaldığımız Adnan Saygun'un aynı Yunus Emre Oratoryosu'nu New York'ta çalmıştık. Şu an bunu, bu eseri tekrar çalarken de zaten garip bir şekilde New York'taki anılarım aklıma geliyor. Ve Rengin Bey bizi hani çok başarılı bir şekilde çok fazla çalıştırdığı için hepsini ezbere biliyorum artık eseri falan. Yani öyle bir soru sordunuz ki şu an tam yerinde tam soru oldu yani diyebilirim. Peki Ahmet Adnan Saygun'un akustiğini, teknik şartlarını nasıl buldun? O da zaten tam oraya gelecektim. Türkiye'deki en iyi akustik sahne, yani akustiğe sahip sahne diyebilirim. İnanılmaz keyif alıyorum. Bütün yani kemanları tek tek duyup, biz biliyorsunuz onların üstüne çaldığımız için onlar ana melodiyi çalıyorlar. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Benim için kemancıları, yaylıları duymam çok önemli. Akustik o yüzden çok önemli. Bütün kemanları tek tek duyabiliyorum Levent Bey. Gerçekten inanılmaz. Keşke Türkiye'deki bütün sahneler bu şekilde iyi akustiğe sahip olsa diyorum. Bir trompetçi olarak bunu söyleyebilirim sadece. Bir olacak. Bunun için çabalıyoruz. Sadece sizin için değil, sahne sanatları içerisinde hepimiz için oradaki akustiğin çok büyük bir önemi var. Senin de çok iyi bildiğin gibi işte modern dansta ya da klasik balede de canlı orkestra ile birlikte yapılıyor gösteriler ve onların da bir operanın da hani bir şekilde mutlaka çok iyi bir akustiğe ihtiyacı var. Tek amacımız çok amaçlı kongre salonları yerine sahne sanatları için yapılmış sahnelere sahip olmamız. Aynen öyle. Biz çok teşekkür öyle. Ederim. Bugün programımı araya çaktığın için. Ben çok teşekkür ederim. Güzel enerjinle, açık sözlülüğünle bugün bize dünyada pek nadir rastlanan bir kadın trompetçi olarak birçok şey anlattın. Sana çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Düşüncelerimi ifade edebilme fırsatı verdiğiniz için Levent Bey. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok da güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Başta heyecanlandığın kadar olmadı değil mi? Hayır. Bilakis çok çok keyifli oldu diyebilirim yani. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Evet sevgili seyirciler, bugün bir kadın trompetçimizle birlikteydik. Deniz Bozalp özellikle. Onunla trompetten konuştuk. Onunla senfoni orkestrasından, bunları konu alan dizilerden konuştuk. Sanatın en güzel dalı olan bence müzik hakkında birçok şeyi paylaştık. Umuyorum siz de en az benim kadar bu programdan keyif almışsınızdır. Sevgiler, selamlar.